Efendim hoş geldiniz. Tarihlerimiz 1 Nisan 2022'yi gösterirken yine Erciyes'teyiz. Erciyes Kayak Merkezi, Hisarcık Kapı, Ottoman Teleferi'nde yukarıya doğru çıkıyoruz. Güne Develi Kapı'da başladım. Bir tur 15 nolu pistte attım. Kayak ne bol karda gidiyor, board, ne de piste gidiyor arkadaşlar. O kadar çok fren yapıyor ki kaymanın imkanı yok. Bırak keyif almayı. Eziyet çekmek isterseniz o durum başka. Ama keyif almak isterseniz kesinlikle pistlere girmezsiniz. Ben de girmedim zaten. Ne yaptım? Bir de dedim Hisarcık Kapı'da deneyeyim. Divan deneyecektim. Divan biraz daha yüksek olur ve dolayısıyla da yüksek yer biraz daha soğuk olur. Dolayısıyla kar keyifli hale gelir. Yani insanların kayışına baktığımız zaman da zaten pistin çamur olmadığı ve rahat kaydığı da belli. Ama diğer yerlerde durum farklı. Diğer yerlerde gerçekten kayılmayacak seviyede. Yani muhtemelen Tekir'de öyleydi. Muhtemelen işte 15'te öyleydi. 15'in diğer pistlerinde falan Bolkar'da öyleydi. Ama buralar keyifli gözüküyor. Velhasıl yani havalar birden sıcaklayınca otomatikmen karda özellikle düşük rakımlı yerlerde maalesef kayağın altına yapışıyor ve bizi keyifsiz hale getiriyor. Yani kaymayı keyifsiz hale getiriyor. Dolayısıyla da Nisan ayının 25'inde 26'sında kaymıştım aslında. Bu kadar yani kayağın altına yapıştığını hatırlamıyorum. Gerçi o zaman da şöyleydi. O zaman da hava bulutluydu, biraz da serindi. Dolayısıyla yine tekrardan serinler ve adını siz söyleyin, kar sertleşirse bir problem olmuyor. Ama iyice böyle sıcak olursa ve yumuşarsa kar çok kötü oluyor arkadaşlar. Bu bilgiyi verdik. Bazılar şunu sordu. Dediler ki ya abi Ankara'dan gelmeye sizden kopartmaya değer mi? Evet, dün değiyordu. Dün gerçekten sabahın erken saatlerinde divanda çatır çatır buzdu arkadaşlar. Ya dedik birazcık erisin de keyif alalım. Hakikaten saat 11.30'a doğru eridi biraz. Kar yumuşadı daha doğrusu. Ve dolayısıyla keyif aldık. Ama kardeşim dünle bugün arasında çok fark var. Dün keyif alıyorduk. Cayır cayır kayıyordu. Kayağı durduramıyorduk. Şeyden, buzdan. Şimdi de yumuşamış. Yani bir anda her şey değişebiliyor. O yüzden hiçbir zaman hiç kimse kesin garanti veremez. Ya sezonu gel kapatırsın keyifle dedik. Ama ertesi gün iş tamamen değişiyor. Dolayısıyla artık biraz da bahtınıza kalmış. Eğer ben birinize bu şekilde söylemişsem ve gelip randıman alamamışsanız hakkınızı helal edin. Daha gerçi herhalde gelen de olmamıştır ama durumun böyle olduğunu da bilin arkadaşlar. Evet, hadi Ottoman keyifli gibi şuralarda falan gezmeyi düşünüyorum dostlar. Hadi ya Allah, bismillah. Evet, tepeye çıktık. Bir pistlerin tadına bakalım. Şöyle kara bastığım zaman da kar yani dediğim gibi kayacak seviyede gibi, ama denemeden kaymadan bilemeyiz arkadaşlar. Evet, hadi. Ya Allah, bismillah. Evet, güzel. Güzel arkadaşlar, hem de başlangıcı çok güzel. Ne buz ne de yapışıyor. O yüzden perfect. İyi ki de buraya gelmişiz. Tek sıkıntımız yalnızım. Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız. Dararay. Oh. Güzel. Çok dik dönmeye çalışıyorum ama bakalım dönebilecek miyiz? Ya da dönmeyelim. Şöyle şöyle gidelim. Yakadan yakadan. Oo, yavaşla deli ulan. Hızlı hızlı. Güzel.
İşte bu. İşte bu. Bazı yerler sanki biraz yapışır gibime geldi. Evet. Resmen bazı yerlerde frenliyoruz arkadaşlar. Ama buraya kadar çok da kötü değildi. Burası bir de çok güneş alan bir yamaç. Dolayısıyla şöyle geldiğimiz yere bakacak olursak da karşıdan beri izimizi attı. Evet. Şuradaki çanak biraz daha az güneş alıyor gibi. Şuranın arkası. Dolayısıyla herhalde şurada bağlamaları çözmemiz gerekecek. Evet, çözelim bakalım. Evet, bağladık. Bir de buranın tadına bakalım. Ya karşı muhtemelen yumuşamıştır da şu yamaç, güneşin az gördüğü yamaç fena da değildir bence. Evet, aynı dediğim gibi çünkü güneşin az gördüğü yamaca doğru gidersek sanki daha rahat ederek gibiyiz. Aynen öyle arkadaşlar. Güneşin gördüğü yerde maalesef çile var. Böyle. Yani idare eder havanın soğuması gerekir. Pistlerin keyifli hal alması için. Bir de pisti deneyelim. Evet, geldiğimiz yer, bakın en zirve, zirveden çanak, çanaktan izi zaten görüyorsunuz. Acaba Murat Deresi biraz şeyde kalıyor, çukurda kalıyor. Nasıl olur ki acaba? Bu arada pist. Yani şeye göre fena değil. Neydi onun ismi? Bence göre fena değil ama yine de fren yapıyor. Olsun bakalım. Hatta bakın yavaşladım bile. Yavaşladım. Neredeyse duracak. Normalde buraya fren yapma. Coşar gidersin yani. O yüzden havanın soğuması lazım. Ya da sezonu kapatmamız lazım. Nasip. Dün o kadar keyif aldık ki sanki kışın ortasındaymış gibi. Mart'ın 31'inde. Bugün kar, kayan, snowboard'un, tahtanın ne derseniz neyle kayıyorsunuz altına yapışıyor dostlar. Evet. Her zaman güzel olmaz. Sisli havada güzel olmaz. Çok bulutlu havada güzel olmaz. Çok sıcak havada güzel olmaz. Her şeyin bir tadı, bir zamanı, bir yeri elbette ki var dostlar. Erciyes Kayak Merkezi'ndesiniz. 1 Nisan'dayız. 1 Nisan 2022'yi gösterirken takvim yaprakları. Saatlerde ortalama
11.30 falan. Dediğim gibi bugün pek tadı yok. Dün 15 tur attık. Keyifliydi, güzeldi. Çok keyif aldık. Hatta o kadar pist sertti ki. Ya bu dedik nasıl bir serttik? O tırtıkta bile keyif almadık. Yani tırtık o kadar ayağımıza vibrasyon yaptırdı ki. Çok üzdü bizi. Peki dostlar, aksiyon için bizden ayrılmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Kayağınızın altından kar. Rüyanızda kayak eksik olmasın. Hoşça kalın dostlar.